Böyle işte hani yaşam alanının arasında eğlence yerleri olunca bu gibi şikayetler etmekte çok da haklılar yani. Belli bir saati geçtikten sonra yüksek ses, yaşlı da bir insan, ben Kıvanç Mavaş tanımam ya diyor. Ne olursa olsun yani diyor. Yani zor. Hepimiz sitelerde oturuyoruz. Hepimiz kalabalık yerlerde oturuyoruz ama bazı şeyler de tolere edilebilir diye İşte düşünüyorum. yaşlılık haliyle Ama de evet, zaten. Orada bir tahammülsüzlük devreye yaş, giriyor ya. yaş alınca bak hiçbir şeye tahammül Agresifleşiyorsun. etmiyorlar. Aynen. Hiçbir şeye. Korkuyorum ben. Bu mu? Onu da yapamazsın. Şu mu? Bunu da Evet. yapamazsın. O mu? Şurayı bir tadilat yapalım. Onu da yapamazsın. Ulan apartmanda gebereceğiz. Onu da yapamazsın. Sen bilmem nenin göbeğinde otur. Bilmem ne kadar para al. Kiracıya mı Elinde o gelecek kadar geliyor? etsin. Ama sen bir şey için tadilat ya da bir boya İzin yok. olmaz. O da olmaz, bu da. O da yani. Zor işte, o yüzden Yani bir şey bazen de bazı diyemiyorum. şartlara uymak lazım Ya ben yani. her gün Kıvanç'la Başak'ın, çünkü o siteden de haberler geliyor. Bir de burası Bize de gece yarısı bir gelirdi. şey olan Bize de bir şey. gelirdi böyle mangır mangır saygısız bir yaşantıları olsa. Bence hafta sonu hepimiz için tolere edilebilir. İşte yaşlılık Etkinlikler. haliyle o aksilik maalesef hani Evet. insanların üzerinde oluyor ve izlediğimizde de Tanımam ben tanımam ben diyor. Kıvanç Kıvanç'ı da tanımam diyor. Ne güzel. Bak muhtemelen evin çok para Çok ediyordur. Güzel bir bölgede hanımefendinin evi belli. Onun Etiler. için Etiler ana caddede. Madem bu kadar güzel bir evin var. Mis gibi ver kiraya 100-150 bine. Sen de rahat et. Orası Etiler. 40 yıldır orası eğlence caddesi. Bırakın da 3-5 genç de bir mutlu olsun ya. Elenelim ya. Bir kere Yani her gün hayatımız zor geçiyor. peki bunun Kıvanç Tatlıtuğ bir gece Yine. eğlenmeye çıkmış eşiyle birlikte Zavallı. Kıvanç'ın mal olması. Sus. Sus. Aynen öyle. Bravo. Yok yok. Kaymakama onu da şikayet Ben onların her ediver. gün böyle dım tıs dım tıs bir yaşantısı olduklarını düşünmüyorum. Yok Zaten ya. bebekleri var evde daha küçücük. Kesinlikle. Tabii ya. Yani ne kadar Yok yapabilirler bu yok. eğlenceli Ama burada hayatı? 40 yaş önemli diyor sanki. Sanki birini kutlama mı yapıyor ya da bir şey mi Yok, oluyor? 40 40 yaş yaş. geçen sene Kıvanç kutladı. Hatta biraz alay konusu oldu Burada bazılarına. Kıvanç'ın 41'dir da herhalde. O da başa. muhabirleri idare ediş şekli artık. Çok Hani kibarca çok değil kibar mi? ama ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Hani asla bir herhangi bir sohbete girmeyip hep aynı tarzda kardeşim teşekkür ederim konuşmak istemiyorum deyip herhangi bir şekilde bir röportaja asla girmiyor. Bazı yerlerde giriyor, bazı yerlerde ama en azından böyle yapması da güzel. Bak Uğur mutlu oluyor. Uğur Kotan bizim muhabirimiz yakalamış. Eksik olmasın, ellerine sağlık. Yine de aynı güzellikte kapı kapalıyor ama tekrar açtırıyor Kıvanç ki emekçilere Tabii. bir merhaba diyebilsin. Merhaba diyebilsin ama hep merhabada kalıyor. Ama Hani şunu bir iki söyleyebilir çift miyim? bir şey söylese verecek zaten onların da ekmeğini. Herkes mutlu Bu da olacak. çok Var artık ayrı magazin, var. magazin var. Bir de şöyle bir şey oldu artık. Buraya da doğru evriliyoruz yine sosyal medyaya destekle. Çok içerik çekiyor bu insanlar. Mesela İbrahim Selim'in kanalına katıldı. Ve orada 1,5 saat Kıvanç konuştu. Orada dıdısına kadar, evlilik sorusuna kadar, bebek sorusuna kadar Aslında çok güzel bir yere her girdim. şey Bir verdi. oyuncunun o kadar konuşması ve bu kadar görünmesi yanlış. Oynayacağı Orada kimlikler bütün için. bilgiler var zaten. Evirip çevirip o bilgileri sosyal medyada döndürüyoruz. Öyle. Bütün her şeyi oradan alıyoruz. Ne Şimdi bu da bileyim, ne anlatsın? kendi Ne tasarrufu anlat? diyelim Başak mı yani. anlatsın, Gerçi bebeğim şöyle mi bir şey var. anlatsın? Bizim muhabirlerimizin de hali hazırda çok iyi soruları olması gerekiyor ki Çok farklı bir soru gelecek ki yani orada. soru sorma kabiliyetimizin de çok Onu orada gelişmiş yakala. olması Tabii. gerekiyor. Mesela Katılıyorum. önceden en çok kimler görülür ya da kimi görürsek sokakta ne sorarız? Hayatım bir de öyle bir soru Önemli. soruyorlar ki dakika bir gol bir kaçması için en Evet, kötü soruyu önemli. soruyor. Yani Ürkütmeyeceksin. Tatlı tabii tatlı. O da önemli. ürkütmeyeceksin Önce bir kuşları. alacaksın. Kuşları Hadi devam ürkütmeyeceksin. edelim. Önce bir tatlı tatlı O ama kaleye Uğur'cum güler yüzlüdür. gireceksin. Onun için Uğur işte çok onun ayrı başarılı. bir şeyi var. Öbürü nasıl? Neyse İkisi de söylemeyeyim. Mustafa da orada. Başka bir muhabirden Kim? bahsedecektim. Mustafa Yok, mı? Ben yok söyle. söyledim. Hayır. Bizden değil. Ha, öyle mi? Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'dan ailenin diğer ferdiyle devam edelim. Aile dizisinin. Serenay Sarıkaya diyelim. Tokyo'da Hala çok uzak doğuda değil mi? fotoğrafları Tokyo'da. yine sosyal medyada dolaşıyor. Ekranlara Ben şunu geldi. çok beğendim. Kürkünü mü tüylüsünü? Tüylüyü de tüylüsü, iki tüylüyü de. Köpek Düşünsene değil mi şunu, öbürü? benim giydiğimi düşünsenize kürkü. Sen Yoksun. kaybolursun. Direkt Aynen. kutuplarda gezen Direkt içinde küçük kaybolursun. yavru bir ayı gibi şeyle stüdyoda gezerim böyle böyle. Tabii bu kombini ilk
Yasemin Özil hangi yiyor? Yanılmıyorsam. Ha, look olarak. Look olarak sonrasında. Ya da Hande önce Erçel. Hande Erçel giyiyor galiba. İlk Yasemin Özil hangi yiyor? Sonra Hande Erçel giyiyor. Kronolojik sana eminim. Allah evet. Sizi kahretmesin. Kronolojik olarak evet, söylediler. En doğru, sonunda doğru. Arkadaşlar Yasemin. Sena giydi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bilen var mı niye Tokyo'da? Gezmeye gitti. Gezmeye arkadaşıyla. Mi? Evet. Şimdi Ramazan dolayısıyla bir sürü sanatçı. Ne oldu? Bir sürü sanatçı. Ne 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 ne. Tatile gitti. İddia geldi Şan Bey'in. Hayda. Gönder gelsin. İddia zamanı. Yağmur Çelik iddialarıyla şu anda. Seren evet. Sarıkaya hamile. Hamile. Tokyo'ya doğurmaya bizim, gitti. Bizim bir cambali burada 7 ay boyunca öbür günde hamile dedi. Ama şu an öbür günde hamile dedik ya. Yine onun dedikodusu var. Hayır. Biliyorsun. Yok, o herkese 4, geçmiş 4 bu arada hamile diye. Benimiz. Çünkü şey, hızlı gelişti bu süreç. Herkes şu an bekliyor. Herkes hazır. Sus, bekliyor. Bu bir. İkincisi de dün Mert Demir şu an İngiltere'deymiş. Dün de sosyal medyadan bir arkadaş B isimle başlayan Mert Demir'i yakın arkadaşlar grubuna atıyor. Ve sevgili olarak gözüküyorlar. Yine dönüp dolaşıp şu an Serenay Mert Demir'e geliyorum yani. Yani. Yani sevgililer yani, mi? Asla değiller. PR aşkı. %100 PR aşkı. Çünkü arka tarafta Serenay başka birini götürüyor, o yüzden. Onu bilmiyorum. Şu an Mert Demir başka biriyle bak, beraber. Bir kadın olarak bu nasıl bir çok konuşma? Güzel. Alan memnun, alan ayıp. Memnun, satan memnun günün sonunda. Orada başka bir şeyler olduğu için ön tarafta hem arkadaşı olarak onun daha iyi gözükmesi için hem daha çok konser verebilmesi için aynı zamanda Serenay'da albüm çıkartacak iddiaları var. Mert Demir'le birlikte zaten Ateşe Düştüğümde arkadaki sesi Serenay'dan duymuştuk. Şimdi beraber belki albümünde birlikte yol alıyorlar Mert Demir'le. Asla sevgili olmadılar. İkisi de birbirlerinin kalemi değil çünkü. Serenay Mert'ten daha Mert. Ya bu da Mert'e taktı. O zaman şöyle İlla. Bir açıklama yapalım. Şey olarak söyle, herkes anladı. Mert Bey seni bir gün ararsa ne yapacaksın? Gelsin. He? Konuk edelim. Ne diyeceksin? Ateşe Düştüm. Ben de onunla he? Güzel ararsa bir düet yaparım. Bu özel bir düet Can yaparım. Can Yaman muhabbeti değil mi? Yani. Mert Demir yani. Ne yaparız biliyor yani. Musun? Ne? Can Yaman muhabbeti. Hayır da adama devamlı yani seksüelitesi açısından. Demek ki duyumları var bu konuyla ilgili. Duyumları var, iddiaları evet. var. Duyumları evet. var da işte evet. yani bu tabii evet. tehlikeli sadece duyumlar. Sadece arkadaşlar ben Ağustos ayından beri bu haberi yapıyorum. Ağustos, hadi Eylül olsun Mert ve Serenay ilişkisi. Sadece manipüle ediyoruz. İkisini de kendi çıkarları doğrultusunda bu ilişki öne çıkardılar. İlişki mi ilişki yok. İlişki mi ilişki yok. Ama Serenay kız Tokyo'ya konuşuyorduk. Sen bu adam bebeğim, ben süperdi diyor. Bebeğim ben kendim söylüyorum zaten. Ha. Ağustos'tan beri bunlar dip dibeler. Neyse postlar, bu konuyu like daha konuşuruz nasıl? Konuşuruz. Aynen. Yeni konuya geçeyim mi? İşte onun için sana haydi, top atalım. Sezen Aksu diyeceğiz. Sezen Aksu'nun bileğinde İştahı. Bir bileklik gördük. Bu bileklik bizim kendi editörlerimizin fark ettiği bir durumdu. Elinde iki tane toz göreceğiz ama dikkati çektiğimiz...